bir tur yapalım o zaman. Nagihan Alçı'ya döneyim hemen. Nagihan Alçı, Canan Kaftancıoğlu'ndan da bir destek açıklaması geldi. Az sonra onu da verelim ekranlara. Hazırlasın arkadaşlarım Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamasını ama size göre yarın Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklı hale gelmesi, bu davadan ceza alması ihtimali var mı? Böyle bir çılgınlık yaparsa İmamoğlu'nun tabiriyle hakimler, siyaseten sonuçları ne olur? Ben yarın çok çok büyük bir olasılıkla davanın yeniden erteleneceği kanaatindeyim. Yani herhangi bir karar çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Aksi üzerine yorum yapmak tabii mümkün ama yani ben bir sürpriz olacağı kanaatinde değilim. Yani %100 niye ertelenir? İmamoğlu'nun aday olup olmama belirsizliğinin de etkisi olur mu eğer siyasi düşünüyorsak bu yargılamayı? Yani şimdi apaçık bir şekilde baktığımızda davanın gerekçelendirilmesine, delillere, yani dayanaktan, temelden yoksun. Çok da hukuka uygun işliyor izlenimi vermeyen bir dava. Son duruşmada hakim kendi kendine zaten bu sözlerin YSK'ya yönelik sarf edilmediğini kendi ağzından zikretmiş. Şimdi bu siyasi sahiplerle açılmış bir dava ve bu dava bir şekilde bir ateş topu gibi tutulmak isteniyor ortada. Yarın bir karara bağlanması kime fayda sağlar? Yani çok kolay bir sonuçla, çıkarımla, bu muhakkak İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse, yani tabii bu işin istinafı var, Yargıtay süreci var ama böyle bir dava, karar çıkarsa Ekrem İmamoğlu'na yarar diye kolayca bir çıkarım yapamam. Ama genel olarak baktığımızda engellenmiş algısı Sayın İmamoğlu açısından siyasi olarak bu defa onun açısından kullanılır. Yani o tarafa dönmüş olur. O yüzden siyasi bir dava, siyasi bir sahikle açılmışsa bunu açma amacı yarın karar çıkartmayı kendi faydasına görmez diye düşünüyorum. Ama şu notu da düşeyim. Yani bu dava kolay kolay bitecek bir dava değil. Yani bir şekilde Sayın İmamoğlu'nun tepesinde bu şeyde sallandırılmak isteniyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü mevcut devlet düzeni, rejimin de en çok istemediği, zikredilen adaylar içinde en çok birlikte çalışamayacağını düşündüğü isim de Ekrem İmamoğlu. Yani bunu da teslim etmek gerekir. Daha önce de yazmıştım. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nu en aslında müesses nizam tarafından gayrimakbul olarak kabul ediyor mevcut düzen. O yüzden bir şekilde bu riski de cebinde tutmak istiyor. Ama yarın durumda herhangi bir değişiklik ben hiçbir şekilde beklemiyorsunuz. Peki CHP İstanbul Hukuk Komisyonu'ndan avukatlara çağrı geldi ve cübbelerinizle Anadolu Adliyesi'ndeyiz, cübbelerimizle halkın iradesini gasp ederek İstanbul'u yargılayanlara karşı Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız dediler. Yarın böyle bir mahkeme salonunda da bir kalabalık bekleniyor açıkçası. Ve bu arada Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması da dikkat çekti. Çünkü Canan Hanım'la Ekrem Bey arasında bir gerilim olduğu, karşılıklı arkalardan konuşmalar, atışmalar olduğu geçen haftalarda çokça gündeme geliyordu. Hatta Kaftancıoğlu'nun bir hakaret ettiği, hakarete varacak bir tabir kullandığı iddia edilmişti Ekrem İmamoğlu hakkında. Bir hanımefendinin öyle bir şey söylediğini zannetmiyorum diyerek biraz topu taca atmıştı İmamoğlu. Canan Hanım'sa ben öyle bir şey demedim demişti. Ama aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşuluyordu. Şimdi Canan Kaftancıoğlu bir tweet attı. Getirelim Abdullah Bey ekrana. Son günlerde İmamoğlu ile sorun yaşadığı öne sürülen Kaftancıoğlu, sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor notuyla partilileri yarın Kartal'a davet eden bir paylaşım yaptı Kaftancıoğlu. Hemen bu çok doğal ve doğru bir hareket. Yani Canan Hanım son derece başarılı ve profesyonel bu açıdan baktığımızda. Bu kişisel aynı zamanda safları sıklaştırıyor bu tür davalar. Mesela Kaftancıoğlu'na ceza geldiğinde de yine Ekrem İmamoğlu çok büyük gitmişti. Destek olmuştu. Böyle de olması parti gerekir. Parti içi bir konsolidasyonda evet, sağlıyor. Ve de unutmayalım, İBB'nin kazanılmasında, sandıkların korunmasında Canan Hanım'ın katkısı çok büyüktür. Dolayısıyla aslında kendi gayretini de sonuna kadar savunuyor. Yani bu son derece tutarlı bir çıkış. Peki.